Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Süper Lig'in 11. haftasında Hatay Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta mutlak 3 puan hedefleniyor. Siyah Beyazlar'ın teknik patronu İsmail oyunculara gol uyarısı yaptı. Hatay Spor mücadelesi öncesinde takımını en iyi şekilde hazırlayan İsmail, maçtaki ilk düdüğün çalmasının ardından oyundaki hakimiyeti ele geçirip özellikle İlk 10 dakikada öne geçmek istiyor. Valerian İsmail her ne kadar iç sahadaki 3 karşılaşma nedeniyle eleştirilerin odağında olsa da siyah beyazların topladığı puanlar dikkat çekiyor. Deplasmanda hiç kaybetmeyen İsmail son dönemde Beşiktaş'ı çalıştıran hocalardan daha fazla puan ortalaması tutturmayı başardı. İsmail yönetimindeki Beşiktaş deplasmanda hiç kaybetmezken 8 maçta 16 puan topladı. Diğer yandan siyah beyazlar da maçında Vegos'un ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu. Teknik direktör İsmail, sakatlığı ve tedavi sonrası çalışmalara başlayan Vegoslu ilk 11'de düşünmüyor. Futbolcunun antrenman eksikliği söz konusu. İsmail'in maçın gidişatına göre Vegoslu kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Hafta içinde Vegoslu ile İsmail arasında görüşmede Hollandalı golcü gerekirse fedakarlık yapıp oynayabileceğini teknik ekibe iletmişti. Ancak Valerian İsmail oyuncusunu ilerleyen haftalarda düşünerek riske etmeyeceğini bildirdi. Beşiktaş'a transfer olduğunda bireysel antrenörü Van Beek ile çalışmaya devam eden Vegos bu sayede her zaman güçlü ve hazır kalabiliyor. Sakatlıklardan fazla etkilenmiyor. Hollanda ve Avrupa'da birçok ünlü futbolcunun danıştığı bireysel antrenör Richard Van Beek'in işinin uzman olması vegos'u rahatlatıyor. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'na bir aydan az bir süre kalması Weygost'u ayrı bir motive ediyor. 30 yaşındaki forvet Dünya Kupası'nda Hollanda'nın nihai kadrosunda olmak istiyor. Zaten Beşiktaş'ta da teknik direktör İsmail'in ve taraftarın en güvendiği isimlerin başında... Vegos geliyor. Vegos kariyeri boyunca sadece 8 maç kaçırdı. Bu 8 maçın 3'ü de Almanya'da Wolfsburg'da oynarken koronavirüs nedeniyle oldu. Sadece 3 maçı sakatlıktan dolayı kaçırdı. Vegos'un bireysel antrenör olarak tercih ettiği ve uzun süredir tanıdığı Van Bik de Hollandalı futbolcu hakkında her zaman gücüyle ilgili vurgu yapıyor. Ünlü antrenör daha önce basın yoluyla verdiği demeçlerde vegos’un yüksek antrenman gücüne değinerek Vegos gibi üst düzey bir futbolcunun zaten az yağı var, kalori kontrolü de kolay, metabolizması çok yüksek dayanıklılığı ve gücü çok iyi durumda demişti. Öte yandan durumundan dolayı gözler Cenk Tosun'a çevrildi. Foto maçın haberine göre sakatlığın nedeniyle forma giyemeyecek olan Vegos'un yerine ilk 11'de sahaya çıkacak olan Tosun Paşa'yla özel görüşen Fransız teknik adam tecrübeli oyuncuya güveniyor. Hatay Spor karşılaşması öncesi Cenk'i senin kaliteni biliyoruz. Bu maçta da bizi uçuracak isim olacaksın. Zorlu deplasmandan alacağımız 3 puanda başrolde senin olacağına eminim diye konuşarak onu motive etti. Cenk Tosun da hocasına tüm gücünü sahaya yansıtacağını belirterek şu ifadeleri kullandı. Son maçta sonradan oyuna girip gol atmak güzeldi. Bu gol bana büyük moral oldu. Geldiğim günden bu yana yılmadan, moralim bozmadan sadece takıma katkı sağlamak için çalışıyorum. Kulübede oturmaya hiçbir zaman sorun etmedim. Önemli olan sağdan galibiyetle ayrılmamız. Son olarak Beşiktaş'ın bu sezonki flash transferlerinden biri olarak gösterilen Delali'nin performansı tartışma konusu oldu. İngiliz basını 26 yaşındaki futbolcunun milli takımdaki geleceğini masaya yatırdı. Haberde Ali'nin parlak geçmeyen kariyerini yeniden canlandırmak için transfer olduğu Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldığının vurgusu yapıldı. İlk 4 maçlık Beşiktaş performansıyla futbolcunun İngiltere milli takımına gitmesinin imkansız olduğu ifade edilirken Yıldız oyuncunun durumunun diğer gençler açısından da örnek olabileceği ifade ediliyor. Premier Lig ekibi Everton ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Delali için Beşiktaş henüz karar vermiş değil. Beşiktaşlı yönetim oyuncunun sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre hareket edecek. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.